Hepinize merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sandviç kekler yaptım bugün. Kekçik böyle içi kremalı, üzeri çikolatalı. Oldukça lezzetli ve çok pratik oldu yapımı. Şimdi hemen yapımının için tarife geçelim. Bir su bardağı sütün içine şöyle bir yemek kaşığı limon suyu ekleyip sütümüz ılık bir kenara alıyorum. Ardından hemen kremanın yapımına başlıyorum. Yarım paket süt kremasının içine bir paket toz krem şanti ekliyorum. Ve kıvam alana dek onları mikserle çırpıyorum. Kıvam alan şantimizin içine 100 gram labne peyniri ekliyorum ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Ardından karışımı tekrar çırpmaya devam ediyorum. Bu oldukça lezzetli, güzel bir krema oluyor. Tavsiye ederim. Bu kremayı kullanmak istemiyorsanız sadece krem şanti de kullanabilirsiniz. Kremamı daha güzel kıvam alması ve soğuması için buzdolabına kaldırıyorum ve ben kekin yapımına başlıyorum. Bir tane yumurtayı karıştırma kabına aldım. Bir su bardağından bir parmak eksik şekeri ekliyorum üzerine ve şeker eriyip rengi açılana dek çırpıyorum. Evet, şekerin kıvamını görüyorsunuz. Açıldı. Gayet de güzel yumurtanın rengi. 100 gram oda ısısında yumuşamış olan tereyağını ekliyorum. Tereyağının yumuşacık olması gerçekten çok önemli. İçine aldığı ılık miktarını çok etkiliyor çünkü. O yüzden tamamen yumuşak olmasını tavsiye ediyorum. En az 3-4 saat önce de buzdolabından çıkarmış olmanız gerekiyor. Tereyağını da tamamen karıştırdıktan sonra kenarda bekletmiş olduğum sütlü limonlu sütümü ekliyorum karışıma. Bunu da şöyle hızlıca bir çırpıp evet, ardından ben şimdi tel çırpıcıyla devam edeceğim. 2,5 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. 2,5-3 su bardağı arası un ilave edeceğim karışıma. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Şimdi ben en son kıvamı size göstereceğim. En sondaki kıvamın böyle koyu kıvamlı bir krema tarzında olması gerekiyor. Elinizle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde tel çırpıcı ve spatula ile yaparsanız daha pratik olur sizin için. Kek ve kurabiye arası oldukça farklı bir formda bir yapısı var. Son yarım kalan bir miktar daha un ekliyorum. Tam 3 su bardağı unu tamamladım ben bu arada. Bu şekilde son ununu spatula ile hamura yediriyorum. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde bakın. Koyu kıvamlı bir krem şanti ya da pastacı kreması gibi bir görüntüsü var. Fırınımı 170 dereceyi alt üst ayarda ısıtmaya başladım ben. Dilerseniz bunu kaşık kaşık koyabilirsiniz tepsiye ama şöyle krema sıkma torbası ya da sağlam bir buzdolabı poşetiniz varsa bu işlemi o da görür. Şöyle bir spatula yardımıyla alıyorum harcın tamamını. Evet, harcımı ben poşete aldım. Şimdi ucunu hafiften kesip tepsiye sıkacağım. Bu aşamada şekillerinin çok çok düzgün olmasını çok mühim değil. Hepsi piştikten sonra aynı kıvamı, aynı forma geliyor. Hiç merak etmeyin. Siz sadece şu sıktıktan sonra elinizi ıslatarak uçlarını düzeltmeniz yeterli. Bir de aynı boyutta sıkmaya çalışırsanız gerisi kolay. 12-13 dakika süreyle kurabiyelerimi pişirdim. 170 derecenin üzerine çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi kremamı yine krema sıkma poşetine alıyorum. Yine kaşıkla yapabilirsiniz bu işlemi dilerseniz ama krema sıkma poşetiniz varsa
sizin için kolaylık olabilir. Bunu ucunu kesip şimdi kullanacağım. Kurabiyelerimi tabağa alıyorum ve ucunu hafiften kestiğim kremamla buluşturuyorum ve bu şekilde sandviç yaparak tabağa diziyorum. İçine sürdüğünüz krema tamamen sizin keyfinize kalmış. Dediğim gibi sadece krem şanti de çırpıp kullanabilirsiniz. Koyu kıvamlı bir şanti. Kahvaltılık sürme çikolata da kullanabilirsiniz. İsterseniz çikolatayla kremayı birleştirip ganaj yapıp onu da kullanabilirsiniz. Her türlü çok lezzetli olacağına dair fikrim var. Güzelleri için şöyle bir paket sütlü çikolatayı kaynamakta olan kettle'ın üzerine koydum. Erittim ve bir miktar soğuduktan sonra ben şimdi bunu yine minik bir sıkma poşetine alacağım. Üzerini boş bırakabilirsiniz, beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi kahvaltılık sürme çikolata da kullanabilirsiniz üzeri için. Onu eritip onu sıkabilirsiniz. Ama sütlü bu şekilde tablet çikolata kullanırsanız bir süre sonra tablet çikolata donacağından hem görüntüsü daha şirin oluyor hem de yerken elinize bulaşma ihtimali azalıyor. Bu şekilde çikolatalarımı sandviç keklerimin üzerine sıkıyorum. Servise hazır hale getiriyorum. Biz çok beğendik, çok sevdik. Özellikle çocuklar çok çok beğendiler. Toplamda 40 tane minik kurabiye oluyor. Birleştirince 20 tane kadar sandviçiniz oluyor bu tariften. 2 tepsi olarak pişirdim. Dilerim bunlar, bu bilgiler sizin için hazırlama sürecinde yardımcı olur sizlere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde, videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.